Herkese hayırlı akşamlar. Yine bir pazar günü birlikteyiz. Muzaffer Öğüç, veteriner hekim. Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları uzmanı. Kendisiyle iki haftadır program yapıyoruz. Özellikle geçen hafta yaptığımız programda yemi kendimiz yapmayla alakalı bize çok sorular geldi. Muzaffer Bey de özellikle fabrika yemleriyle besicilik yapmanın aslında biraz daha kolay olduğunu, makul olduğunu, işte fabrikaların artık çok kaliteli yemler ürettiğini söyledi ama arkadaşlar hep şunu söylüyorlar, diyorlar ki biz ne kadar güvenilir olursa da olsun biz hayvanımıza verdiğimiz, yedirdiğimiz yemi kendimiz yapmak istiyoruz, kendimiz görmek istiyoruz. Bize Muzaffer Bey bir hayvanı nasıl besleyeceğiz, nasıl verim alacağız, nasıl ucuza mal edeceğiz yemi bu konuda sizden destek istiyorlar, bilgi istiyorlar. Evet. Cezmi Bey, teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşların kendilerince düşüncelerine önem veriyoruz. Saygı duyuyoruz. Tabii o insanlar haklı. Aldıkları şeyi görmek de istiyorlar. Tabii bu arada alacağınız sonuçlar çok önemli. Diyeceksiniz ki kendi yaptığımız yemle bu sonuçları alamaz mıyız? Elbette ki alırız. Benim geçen programda anlattığımda eğer arkadaşlarımız dikkatli izleyecek olurlarsa her şeyi dışarıdan çok rahat bir şekilde ulaşamayabilirsiniz. Ama en kolay ulaşacağınız fabrika yemidir. Bunları yaparsanız başarılı olursunuz diye söylemiştik. Ama buna ulaşabilecek arkadaşlarımız varsa ham maddelere öncelikle ulaşabilecekleri belli başlı ham maddelerle bahsederek bununla nasıl bir besleme yapabilirler, bundan en yüksek performansı nasıl alırlar bu konuda biraz bahsetmek isterim. Öncelikle şu an sahada en çok elimize geçecek, temin edebileceğimiz hayvan beslemede kullanılan ham maddeler işte ayçiçek küspesi, evet, pamuk küspesi, evet. Ondan sonra soya küspesi, DDGS dediğimiz... Kepek. Kepek değil aslında. DDGS dediğimiz protein ve enerji kaynağı olan, özellikle hastane alkolü, etanol dediğimiz, alkol elde edildikten sonraki kalan mısır ve buğdaydan elde edilen, alkolden sonra kalan atık kısım. Yani bu mesela bira DDGS, fabrikalarında arpa posası var, o mu değil? Fabrikalarındakinden farklı. Bira fabrikalarında bira malt oluşur. Burada ise hastane alkolü dediğimiz etanol oluşur. Etanol oluştunca kalan kısım da DDGS denilen kısımdır. Bu da yaklaşık olarak türüne, elde edilen ürüne yani buğday veya mısıra göre %24 ila 29 arasında ham protein içerir. Yaklaşık 2500 ila 2800 enerji arasında metabolik enerji arasında enerji içerir. Diğer ham maddelerde DDGS. DDGS. Bunu fabrikalar çok kolay ulaşır. Ama şey ulaşabilir mi buna? Bizim köylü vatandaş. Köylü de ulaşır. Eğer ham maddecileri varsa, evet, aldıkları yerden şu an bayiler dahi ham madde satan bayiler dahi bunu çok kolay bir şekilde temin edip üreticiye ulaştırıyor. Bir çuvalda isteseniz, tabii aldığınız bayinin bu olaya ilgi ve alakası önemli. Bayinin işine geliyor. Arpa kolay, mısır kolay, kepek kolay. Elinde ham madde olarak soya da iyi kötü buluyorlar. Ayçiçek pek getirmek istemiyorlar. Pamuk küspesi var. Bunları tedarik edip insanlara sunuyorlar. Ama bir pamuk küspesi elde edilmesine göre ama ben özellikle üreticilerimizin lintere alınmış pamuk küspesini kullanmalarını tavsiye ederim. Pamuk küspesi özellikle. Pamuk küspesi özellikle. O zaman biz şöyle yazalım. Bir, pamuk küspesi. Pamuk küspesi. Biz kendi önerilerimizi yazacağız lintere çünkü. Lintere alınmış. Pamuk küspesi lintere yani, alınmış. Evet. Yani selloz oranı düşük, proteini yüksek, yağ oranı biraz düşük olur ama enerjisi yine
2500-2600 metabolik enerji düzeyinde. Bu linkere olur. Alınmış olursa maliyet de biraz düşer herhalde değil Yok, mi? Yok, maliyet yüksek bunlarda. Linkere alınmış. Tabii, linkere alınmış da protein yüksek, linkere alınmamış da protein düşük. Yağ oranı yüksek, linkere alınmamış da. Çünkü işleme teknolojisi denilen bir şey var. İşleme teknolojisi yapılırken bunu anlatmaya kalksak bir program bu işletme teknolojisi konusunda konuşmamız lazım. Ama lintere alınmış küspeler şu anda üreticimiz için en ideal beslemede kullanılabilecek küspedir. Ve en kolay ulaşacağımız bir ham madde pamuk küspesi. Aynen. Ondan sonra ayçiçek küspesi. İkiyi yazdık. Ayçiçek küspesi. Pamuk küspesini kullanırken ayçiçek küspesini de mi aynı anda kullanalım? Hayır. Yani biz protein kaynaklarını şey yapıyoruz. Biz o zaman ilk önce şunu yapalım. Biz ilk önce hangi ham maddelerle yem üretiriz? Mesela birinci ham maddemiz pamuk küspesi olsun. İkinci ham maddemiz ayçiçek küspesi. Şimdi ayçiçek küspesi ile pamuk küspesini aynı anda kullanamayacağız. Aynı anda isterseniz kullanırsınız. İstemezseniz kullanmazsınız. Biz şunu yapalım. Biz ilk önce pamuk küspeli bir yem yapalım. Biz önce protein kaynaklarını yapalım. Bakın tamam. Pamuk küspesiyle sadece şey yapamazsınız. Yanına ham maddeler de lazım. O ham maddeleri yapalım işte. O ham maddelerden ziyade biz şunu yaparsak çok daha iyi olur. Protein kaynaklarını alt alta yazarsak insanlara seçme özgürlüğü bırakırız. O zaman ayçiçek küspesi yazdık. Ayçiçek küspesi 2. Tamam. Ayçiçek küspesi de şu anda yaklaşık %22 ila %36 arasında protein içeren ayçiçek küspeleri vardır. Evet. Siz aldığınız yerden onun kaç protein olduğunu mevcut tedarikçinizden sormanız gerekir. Üçüncüsü belirttiğimiz soya küspesi. Soya küspesi. Evet. Tamam. Soyanın da iki türü var. Biri yağlı soya, biri yağsız soya. Yağ tamamen yağ alınmış soya. Bunun yaklaşık olarak işleme teknolojisine göre %42 ila %48 arasında ham proteini vardır. Protein. Evet. Yağlı olanın mı 42, yağsız olanın? Yağlı olanın 42 değil. Yağlı olanın yaklaşık olarak %32 proteini vardır. Onda yalnız %18 yağ vardır. Yağlı küspede. O yağ alınmadan küspe haline getirir. Bu da genelde tavuk yemlerinde çok kullanılır. Beside biz 42 proteini mi kullanalım? 42 ile 48 arasındaki proteini. 42-48 yağ alınmış soya yağ alınmış soya küspesi. Tamam. Protein kaynağı olarak. Ondan sonra bir diğer protein kaynağımız da DDGS dediğimiz %24 ila DDGS 29 arasında ham protein içeren bir ürün. 24 protein. Tamam. Bir diğer de kanola küspesi. Kanola küspesi. Evet. Bunun da yaklaşık olarak proteini %35 dolayındadır. Tamam. 34-35 gelir. Bunlar protein kaynakları. Enerji kaynakları olarak da... Şimdi protein kaynakları 5 tane protein kaynağı saydık. Evet. Pamuk küspesi, ayçiçek küspesi, soya küspesi, DDGS, kanola küspesi. Evet. Şimdi biz bunlardan en kolay ulaşabileceğimizi tercih edeceğiz. Bu 5 üründen bir tanesi bize lazım. Biri de lazım olur, ikisi de lazım olur. Kolay bulunabilirsek. Çünkü protein oranlarını... Bir de şu var. Yemde ne kadar çok çeşit kullanırsanız... Hı. Aynen bu nasıl gibi bir şey biliyor musunuz Cezmi Bey? Evet. Türlü yapıyorsunuz ya yemek. Türlü tam de, ağzımda çacaklı süt söyledin türlü diyecektim. Türlü de ne kadar çok çeşit kullanırsanız türlünün tadı o kadar güzel olur. Kalitesi artar. Kalitesi artar. Proteini artar. Evet. Her şey artar. İşte bunda da eğer biz daha fazla ürüne ulaşabiliyorsak, daha fazla ürünü kullanırsak daha güzel. Çünkü sindirilebilirlik değerleri birbirinden farklı. Bazı ürünlerde birbiriyle birlikte kullanıldığında sinerjik etkiden dolayı hayvandaki etkisi daha yukarılara çıkar. Bu şey yapılır. Enerji kaynaklarına gelince elimizde en kolay bulunacağımız... Şimdi bu protein kaynakları. Protein kaynakları. Şimdi geldik enerjiye. Evet. Tahıllar. Evet. Arpa, buğday, mısır, çavdar, yulaf, tritikale. Arpa, buğday, mısır. Yulaf. Yulaf. Tritikale. Tritikale ne abi? Tritikale sonradan arpayla buğdayın melezlenmesiyle ortaya çıkan yeni bir çeşit. Ekiliyor mu Türkiye'de? Ekiliyor tabii. Şu anda gayet güzel. Bulabilirsiniz de. Satılıyor. Tritikale. Evet, tritikale.
Tamam. Bu da aynı buğday gibi mi yetişiyor? Aynen buğday gibi. Saman. Tabii. Bunda saman oluyor değil mi? Aynen aynen. Tahıl yani sonuçta. Tamam. Yulaf dedik, mısır dedik, arpa dedik. Fi? Fi o protein, o protein kaynağı. Tamam. Yani protein orada fi çavdar. Protein kaynağına çavdar şeydir, enerji kaynağıdır. Çavdar orada tahıllarda yazdık ya. Ya yok yazmadık, ha, yazarım şimdi. Çavdar. Çavdar. Şimdi bu 6 tane de... protein kaynağını ekleyebilirsiniz. 25 proteini vardır. Daha ekleyeceğimiz çok şey var ama kolay ulaşılabilir olması. Şimdi fi var, enerjide arpa, var, buğday, mısır, yulaf, tirtikale ve çavdar kullanacağız. Ha, bakın proteinde şey var, fi var. Ondan sonra bezelye var. Ondan sonra mercimek var. Biz onlara kolay ulaşamayız. Biz bu kolay ulaşacaklarımızı yazdık. Güneydoğu'daysanız şeye, mercimeğe kolay ulaşırsınız. Ulaşırsınız. Ondan sonra, ama mercimek de diyorlar hayvanda çok şişkinlik yapıyor diyorlar abi. Bir ara bir oranda kullanırsanız sorun olmaz. Ben bir ara mercimek kullandım çünkü. Bir zamanlar Ayşe Baysal hatırlarsanız tabii gençler bilmez ama mercimeğin Türkiye'de çok aşırı üretildiğinde Ayşe Baysal profesör çıktı. Dedi ki en kolay kaynağı, protein kaynağı, 25 protein var. Et tüketeceğinize bunu tüketin dedi. Ama oradaki olay proteinin miktarı değil, proteinin yararlanılabilirliği. Onu tabii insanlara tam anlamıyla izah edilemedi. Biz de burada protein kaynağı olarak bahsedelim. Bulabilirlerse arkadaşlar ona göre değerlendirsinler. Enerji kaynaklarında mesela burada şeyde yazabilirsiniz, bypass yağı. Güzel bir enerji kaynağı. Yok, onlar bizim köyde ulaşacağımız ürünler değil. Ama bayilerinizde şu an bypass yağı çok biz, rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Şöyle bir şey yaptık. Biz enerjide arpaya rahat ulaşabildik. Evet. Buğdaya, mısıra, yulafa böyle fazla kafada karıştırmadan yapalım diyorum. Tamam. Enerjide de bunları başka ne lazım abi bize? Şimdi kepek lazım. Kepek. Razmon lazım. Bonkalit lazım. Şimdi kepek bizim en kolay ulaşacağımız ürünlerden bir tanesi. Tamam. Razmon da kolay ulaşırız. Razmon nedir? Razmol. İnce kepek. İnce kepek. Yani kepek veya razmol yazdım. Kepek, razmol, bir de bonkalit. Tip 5 un. Çok rahat bulaşırsınız. Un fabrikalarıyla diyaloğunuz varsa tip 5 un. O da bizim kafamızı karıştırır şu anda. Tamam. Bizim üçüncü ürünümüz kepek veya razmol. Evet. Başka ne lazım bize? Proteini hallettik. Enerjiyi aldık. Katkı kepeği var. Aldık. Kepek ne geçiyor burada? Bu enerji değil, protein değil. Şimdi kepeğin 2000 enerjisi vardır. Yaklaşık 14 proteini vardır. Razmol'un da ama kepeğin yaklaşık olarak 17 nişastası vardır. Nişasta bazında mı biz kepeği vereceğiz? Tam nişasta değil. Bu tam şey, diğer ürünlerin enerji ve protein denge oranlarını dengeleyebilmek amacıyla tamamlayıcı bir ürün. Hayvanla besleme amaçlı kullanılan bir ürün. O zaman kepek veya razmola tamamlayıcı diyelim. Tamamlayıcı diyelim. Evet, tamamlayıcı ürün. Razmol da yaklaşık olarak 27 nişastası var. Yaklaşık olarak 27 proteini var. Evet. Ondan sonra enerjisi de yaklaşık olarak 2600-2500 enerjisi var. Şeyde ise 2000 enerji var. Şimdi Muzaffer Bey, bu işin sonucunda size bir maliyet hesabı çıkartacağım da ben, evet, onun için. Şimdi biz proteini hallettik, enerjiyi hallettik, tamamlayıcı ürün. Ondan sonra lazım, lazım olan neler? Lazım, evet, olan. Sadece bunlarla olmuyor tabii. Evet. Bunlar. Bunun şimdi, yanında kalsiyum kaynağı olarak mermer tozuna ihtiyacınız var. Mermer tozu. Ya da DCP denilen bir kaynağa ihtiyacınız var. Mermer tozunu yazdık. Evet. Bizim en rahat ulaşacağımız mermer tozu. Evet. Ondan sonra vitamin ve minerallere ihtiyacınız var. Vitamin, mineral. Burada, evet, ne lazım bize vitamin, mineral olarak? Vitamin tozu. Yani A vitamini, E vitamini, D vitamini, hayvan beslemede kullanılan vitaminler var. Ondan sonra mineraller var. Mesela şunu söyleyeyim. Burada bir dipnot olarak lütfen bunu arkadaşlarımız bir kenara yazsınlar. Bir hayvanda mevcut yağlanmayı etin içerisine dağıtabilmek için demir, çinko, kobalt minerallerini kullanmak zorundadırlar. Daha kaliteli et, mermer görüntüsü dediğimiz, albenisi güzel, raf ömrü uzun, rafta da çok kolay tercih edilen bir et çıkar ortaya. Bakın, çinko, kobalt, demir. Bunu özellikle diyeceksiniz ki bunlar şeyler, biz bunların metaller, biz bunların hepsinin içerisinde olduğu bir ürünü alabiliyoruz. Mutlaka alabiliyoruz. Onu nereden tedarik edeceğiz mesela? Onu şu anda Türkiye'de bu işi yapan birçok firma var. Ama bu firmalar
Gerçekte bu ürünleri katıyor mu, katmıyor mu? Şüpheli olan yerler var, şüphesiz olan yerler var. Bunu tabii tamamen güvene dayalı bir şey. Hiç kimseyi bir şekilde töhmet altında bırakamayız. Orada üreticilerimiz güvendikleri insanlarla çalışırlarsa daha iyi sonuç alırlar. Ama bu üç element üzerinde dururlarsa ki diğerleri de önemli. Toksit bağlayıcı. Toksin bağlayıcı önemli. Ondan sonra taşıyıcı ürünler önemli. A vitamini, E vitamini, D vitamini. A vitamini, E vitamini önemli. B vitamini önemli. Ha diyeceksiniz ki mesela en bilinen şey işkembe. B12 ve diğer B vitaminlerin üretimi konusunda ana merkez orası. Bunlar üretir. Ama hayvan ihtiyacını tam karşılayamadığından dolayı veya hastalık durumlarında B vitaminlerini hayvana vermek gerekir. Onu da bir miktar B vitamini kullanırız. Mesela biyotin, niyasin gibi ürünler kullanırız. Bunlar niye? Eksojen amino asitlerdir. Mutlaka hayvanın dışarıdan alınması gereken amino asitlerdir. Bu yemde bulunursa ve premixte bulunursa hayvan bundan daha iyi yararlanacağı için et tutma kabiliyetini artırır. Şimdi Muzaffer Bey, bu ürünlerin tamamının olduğu bir ürünü siz söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki evet. Bunlar hazırlanıyor zaten. Hazırlanıyor. Bu Türkiye'de belli başlı firmalar var, bu işi yapan büyük evet. firmalar, güvenebileceğimiz firmalar. Evet. Bunlardan da 25'er kiloluk aynen. torbalarda bunlar satılıyor. Günlük hayvan başı 100 gram şeklinde de verebilirsiniz. Ya da 1 ton yem içerisinde 10 kilogramla 1 kilogram arası. Eğer fabrika rasyonu yaptılarsa 1 kilogram. Eğer ki... Yok, biz rasyonu kendimiz yapıyoruz şu anda. Hayır, fabrika rasyonu dediğimiz şeyde ürünlerde bir fabrika rasyonu vardır. Bir de üretici rasyonu vardır. Biz üretici rasyonu. Üretici rasyonunda tona 10 kilo kullandık. Bir tona 10 kilo koyacağız ve evet. hayvan başı 100 gram vereceğiz. Evet. Bunu da belli firmalar var. Biz bu firmalardan bunu tedarik edebiliriz. Evet. Ondan sonra diğer kullanacağımız bir ürün de nedir? Tuz. Tuz. Tuzu ne kadar kullanacağız tuzu hayvan başı? Tuzu normal şartlarda bir ton yem yapıyorsa... Bir ton yeme... Yaklaşık olarak 7 kilo ile 10 kilo arası bir tona tuz katmak gerekir. 10 kilo. Evet. Ve bir hayvanın günlük tuz ihtiyacı yaklaşık 10-12 gramdır. Peki bu hayvan arpadan, mısırdan, protein oradan ürünlerden... Oradan kalanların üzerine değerlendiriyor. Onlardan tuz alıyor değil mi? Bir miktar alıyor. Ekstra biz 100 gram ekstra vereceğiz. 10 gram. 10 gram, 12 ekstra. Gram o arada. Ya da bir tonun içerisine bu kadar katacağız. Hayvan evet. o ihtiyacını karşılar. Evet. Şimdi Muzaffer Bey, biz bunları yazdık. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şimdi biz yemimize ayçiçek küspesiyle başladık. Dedi ki tamam. protein kaynağımız ayçiçek küspesi. Bunun 27 protein ya da 26 protein. 26 protein veya mesela 28 da protein. Mesela 36 da var, 34 de var. Biz ayçiçek küspesiyle başladık. Tamam. Bugünün şartlarında ayçiçek besi küspesinin... Besi için en iyisi, ben şunu da özellikle bir dipnot olarak söyleyeyim. Besi hayvanında en yüksek performansı sağlayan ayçiçek küspesidir. Ayçiçek küspesini yazdık. Bunun tonaj fiyatı olursa, şu anda Türkiye'de... Süt hayvanında yok, biz olursa... Biz besi tipi konuşuyoruz yok, süt hayvanı buraya not olarak da şey yapalım. Süt hayvanında olursa... Pamuk küspesi daha yüksek performans sağlar. Abi onu süt hayvancılığında konuşalım. Tamam. Şimdi besicilikte ayçiçek küspesini 6500 liraya tonunu aldık. 6500 lira değil şu anda. 7200 lira. Yok, ben yeni aldım. 6600 lira abi. Çok güzel. Yeni, daha yani 2 gün önce aldım. İyi almışsınız. Şimdi ben bugün itibariyle bu yemle alakalı bir fiyat çalışmasını da izleyicilere şey yapmak istiyorum. Tamam. Burada bir hesap yapalım. Tamam. Enerji olarak da arpa kullanacağım, mısır kullanacağım. Tamam. İki ürün kullanacağım. Tamam. Arpa, mısır. Şimdi arpa ile mısırın fiyatı da arpa şu anda nakliye dahil 8100-8200 falan tonu. Evet. Yani 8200 lira arpa fiyatımız. Mısır da 7500 lira. Evet. Bunlar benim en son bir hafta önce aldığım ürünlerin fiyatları. Kepeğin fiyatı çok düşmüş diyorlar. Evet. 4,5 liralardan nakliye dahil 5 liralardan bahsediliyor. Evet. Bir kepeğin, ara 7000 küsür liraya kadar çıkmıştı. Kepeğin fiyatı şu anda 5000 lira. Şimdi ben bunu en çok ne için yapmak istiyorum biliyor musun Muzaffer Bey? Şimdi insanların bilmesini de istediğim. Şimdi ben dikkat ediyorum. Türkiye'de bir hafta 10 gündür yem fiyatları düşüyor. Soya 640 dolardan 500 dolarlara geldi. Ham maddeler düşüyor, yem düşmüyor. Yem düşmüyor. İşte ben bunu da biraz daha böyle insanları kendi yemine
kendi yemini üretmeye teşvik etmek amacıyla da söyleyeyim. Belki size yem fabrikaları bu konuda bir tepki gösterebilir. Ama yem fabrikaları o tepkiyi bana göstersin. Bunu ben söylüyorum. Siz söylemiyorsunuz. İkimiz de bunu söylemek durumundayız. Neden biliyor musunuz? Biz halk için varız. Eğer halk yaşamazsa yarın yem fabrikası da yaşayamaz. Biz de yaşayamayız. Yem fabrikalarında şöyle bir şey var Muzaffer Bey. Hayvana yedirmediğim poşetin de parasını ödüyorum. Çuvalın parasını da ödüyorum. Yem fabrikasının sahibi benden çuvalın parasını da, ipin parasını da, içine koyduğu etiketin parasını da, işçinin maliyetini, işçinin bütün ve onun üzerine koyduğu karı da ben ona ödüyorum. Kendi yaşam standardını da ekliyorum. Kendi yaşam standardını, aynen böyle. Bunların tamamını ben de istiyorum ki bu işi yapan insanlar kendi yemini yapsın. Ben yıllarca kendi yemimi yaptım ve çok faydasını gördüm. Evet. Şimdi ben de istiyorum ki insanlar otursunlar, kendi yemini kendileri yapsınlar. Burada yem fabrikalarını kötülemiyorum ama yem fabrikaları da bugün bir haftadır yem fiyatları düşüyor. Dolar 1 lira kalktığı zaman yemin çuvalına daha fazlasını koymayı bilen o yem fabrikası sahipleri birkaç gündür ham madde fiyatları düşüşe geçti. Bir tanesi yem fiyatı açıklamadı. Evet. Şimdi devlet her ne kadar bunun önüne geçmiyorsa da, devlet bunu sorgulamıyorsa da, şimdi ben Tarım Bakanı'nın yerinde olsam veya bir devlet yetkilisi olsam yem fabrikalarının indirimini yapmayan yem fabrikalarına cezayı basarım. Sen 15 gün önce 640 dolara aldığın soyayı bugün 500 dolara alıyorsun. Soya fiyatı 500 dolarken 530 dolara çıksın, %10 yeme zam korlar. Bak bunu yaparlar Muzaffer Bey. Kesin. Ama yem fiyatı düşer, yem fabrikası yemini düşürmez. Aynen. Şimdi bizim de yapmamız gereken, ben bu saatten sonra besicinin kendi yemini yapması yönünde devamlı tavsiyelerde bulunacağım. Çünkü ben bu işi öğrendim. Ben bu işin nasıl yapılacağını şu anda çok iyi biliyorum. Evet. Şimdi biz 6500 liraya ayçiçeğimizi aldık, 8200 liraya arpamızı aldık, 7500 liraya mısırımızı aldık, 5000 liraya kepeğimizi aldık. Evet. Mermer tozu dediğimiz mermer tozunun, yani mermer tozunun kilosu 1 lira. Nakliye dahil 2 lira bugün aldım. Evet. Kilosu 2 lira. Yani 1 tonu 2000 lira. 2 lira da mermer tozuna yazdık. İşte bunun tuzudur, vitaminleridir. Bunları en son maliyetin üzerine koruruz. Şimdi biz burada 4 ton bir 4 parça koyduk ya abi. 4 ton bir yem yaptık. Evet. 4 tonun 6,5, 14,5, 21,5, 22, 5 daha 27. 27 bin liraya 4 ton yem ürettik. Şimdi bunun içerisinde mermer tozunu koydum, maliyeti düşürdüm. Çünkü mermer tozunun tonu 2 bin lira. 4 ton yeme nereden bakarsan bak. Mermer tozuna yazın oraya. Yaklaşık 18 kilogram. 18 kilogram bir tona değil mi? Bir tona. Yazın 18 kilogram. O en son maliyet düşürmede yazacağım. Şimdi yazın da maliyet düşürme değil. Bir tonun maliyetini çıkartalım sizinle beraber. Bir tonun maliyetini. Bir tonun maliyetini. O çıkartalım. Zaman her yerinden 250'şer kilo koyacağız. 250'şer kilo koymayacağız. Onu ben size söyleyeceğim. Ben şu anda 4 tonun maliyetini çıkarttım, 27 bin lira. 4 ton çıkartmayın. Daha rahat olur. Niye olur biliyor musun abi? 6500 bir ton ayçiçeği koydum. Ama işte oranla enerji proteinini dengeleyemezsiniz. Biz ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Her ürünlerden farklı koyaraktan biz enerji ve protein dengesini sağlayıp hayvanda maksimum derecede fayda sağlayacak bir ürün yapmamız lazım. O zaman onu yazalım, izleyicilere onu söyleyelim. Tamam, onu yazalım. Bir ton yemi nasıl yapalım? Tamam, bir ton yemi yapalım. Ayçiçeği küsmesi en alttan 28 protein. En alttan başlayın. Mermer tozu 18 kilogram. 18 kilo mermer tozu. Mermer tozu. Tuz 8 kilogram. 8 kilo tuz. Vitamin 10 kilogram. 10 kilogram vitamin. Bunları iyi izleyin. Tamam. Ondan sonra ayçiçek küspesi. Ayçiçek küspesi. Biz besi yemi yapıyoruz değil mi? Besi yemi yapıyoruz. 14 protein, 16 protein arasında yem yapacağız. Evet. Ama 19 protein süt yemi gibi yapıp da besiyi anlattığımız gibi yapacaksak o ayrı. Hayır. Biz 14 protein, 16 protein arası yem yapacağız. Evet. Yaklaşık buraya 200 kilogram ayçiçek girersek. 200 kilo. Ayçiçek girersek. Ayçiçek girdik. Evet. Şimdi biz 28 protein ayçiçek küspesi kullandık. Evet. 200 çarpı 28 dersek buradan 5600. Bizim 5.6 protein alırız. Onun yanına yazın. 5.6 protein alırız. 5.6 protein. 200 kilo ayçiçek. 200 kilo ayçiçek. Protein. Evet. Tona göre değerlendiriyoruz. Evet. Ondan sonra yaklaşık olarak burada diğer kaynağımız ne var? Arpa ve mısırımız var. Arpa ve mısırımız var. Arpadan ama yakın. Bunu özellikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlarımızın imkanı olursa kaliteli bir firmanın
filakesini alırsa, filake. Abi biz filake alamıyoruz. Arpamız var, mısırımız var. Ama orada şu var. Filakeye uzağız. Cezmi Bey, konu ne biliyor musunuz? Ben yine fabrikalara yönlendirmek değil gayem. Şeyde geçen programda bir şey anlatmıştık hatırlıyorsanız. Mısır'ın 3 evet. formunu anlatmıştık. Onu şu anda yapmıyoruz abi. Biz şu anda 300 başlık bir işletmemiz var. 500 başlık bir işletmemiz var. Biz o sizin dediğiniz gibi laylonun arasında mısırı bekletemiyoruz. Onu değil. Ben sucuğu bahsetmiyorum. Fileke de almıyoruz fileke abi. Fileke neden? Biz arpa mısır aldık tarlada. Ama, kendimiz ektik ama abi. Ama mısırın 3000 enerjisi var. Filekenin 3200 enerjisi tamam, var. Tamam biz filekeden gitmeyeceğiz abi. Bizim tarlamıza mısırı ektik. Arpayı ektik. Bunları kaldırıp ürün yapıyoruz şu anda. Tamam. Benim o çünkü zaman, en ulaşabildiğim arıyorum Eskişehir'de firmayı. Bana arpa gönder diyorum. O zaman 200 kilo mısır, 200 kilo şey yazın. Arpa yazın. 200 kilo arpa. Arpanın proteini ne burada? Oradan yaklaşık olarak 2.4 protein gelir. 2.4 protein. Mısır. Ondan sonra 1.4, 200 kilo mısırdan 1.4 protein gelir. 1.4 protein geldi. Evet. Ondan sonra bizim kepeğimiz var. Kepek var. 200 kilo kepek gireriz. 200 kilo kepek. Bunda protein nedir? Yaklaşık olarak 200 kilodan 2.8 de oradan gelir. 2.8 protein de oradan aldık. 100 kilo da razmol ekleyin. 100 kilo razmol ekledik. Razmol. Oradan da yaklaşık olarak 2.7 protein oradan gelir. Evet. Şimdi kaç kilogram yaptı orası? 935 kilo yem yaptı. 935 kilo. Şimdi biz bunu bir tona tamamlayacağız. Bir tona tamamlayacağız. Oraya ne yaparsanız yapın. Bu tahılı ve ürünleri sindirebilmek için buffer denilen maddeye ihtiyacınız var. Tamponlayıcı maddeye ihtiyacınız var. O ne abi? O nedir? İlk programda anlatmıştık hatırlıyorsanız. Buffer'ın içerisinde soda, magnezyum oksit, canlı maya ve deniz algı var. Bu ürünler işkembede araçlardaki turbo gibi etki yapar. Turbo ne iş yapar? Siz aracınız var. Turbo ne evet. iş yapar? Ondan kaç kilo koyacağız? Turbo ne yapar? Yakılmayan yakıtı sisteme döndürür. İşte buffer da işkembeden sindirilmeden atılan atık kısmı, işkembede bulunan bakteri ve protozoaların mevcut pH ortamlarını düzenleyerek, koloni sayısını arttırarak mevcut üründen maksimum derecede faydalanmayı sağlar. Kullandığınızla kullanmadığınız arasında %8 ila 12 arasında artı bir değer sağlar bu buffer. Bu da hayvan başına 200 gram 1 ton yemi yaklaşık olarak 150 hayvanın yediğini varsayarsak 150 hayvana günlük bir günde yediğini 200 gram vermemiz gerekirse 30 kilo. O kadar da buffer eklemeniz 30 var. 30 kilo buffer ekledik. Yemimiz 955 kilo. Ama bunu insanlar yaptı. Buffer'ı dışarıdan da verebilir. Toksin bağlayıcı. Yok, yemle beraber yaptık. Güzel bir yem yapıyoruz şu anda. Ama ola ki yani burada şu sakıncalar da oluşabilir. Yani biz konuştuğumuz şeyleri insanlara her şeyle anlatmamız lazım ki evet. insanlar en yüksek sonucu alsın. Buffer dediğiniz maddeyi siz bugün o ürünü yaptınız. Hayvanlara 3'er kilo verdiniz, 5'er kilo verdiniz. Buffer yetmez. 10 kilo verdiniz. Fazla gelir. Biz dikkat ederseniz 7,5 kiloyla hesapladık. 7 kiloyla hesapladık bunu. Evet. O yüzden de isterseniz buffer oraya değil de dışarıdan katılacak ürünler diye altına da bir hane açalım yemin altına. Tamam. Dışarıdan katılacak ürünlerden bir tanesi de buffer'dır. Biz biri hazır buffer, yemin yaparken. Biri toksin bağlayıcıdır. Evet. Canlı maya. Buffer'a nasıl ulaşacağız? Buffer'a şu anda buffer da denir, tamponlayıcı da denir. Bu ürünleri şu anda yapan Türkiye'de birçok firma var. Ama güvendiğiniz yerden almanızı öneririm. Evet. Bunu hesapladığınızda bir tona tamamlayalım orayı. Şu anda bir ton... Buffer'ı çıkartın 35, orada. Buffer'ı çıkarttım. 935 kilo şu anda. 935. Bizim 65 kiloya mı ihtiyacımız 65 var? 65 kiloya. 65 kiloyu mısırla arpaya ikiye bölün. Yani bunları 230-235 yaptım. Evet. 230-235'te 30 kiloda 3-7-21, 0.21, 0.21 şeye eklersiniz mısıra. Tamam. Ondan sonra 0. Yani o zaman mısırda proteinimiz 1.4'tü 1.5 oldu. Heh. Proteinimiz. Hı hı. Arpamız 2.4'tü 2.5 oldu. 2.4'tü 2.7 oldu.
Şimdi ne oldu o zaman? 7, 8, 9,5, 11,5, 13,5, 14, 200. 14,5 proteinimiz oldu. Evet. 14,5 protein bir yem oldu. Evet. Şimdi bu bir ton yemin içerisinde neler var? Tekrar söyleyeyim. Hı hı. 18 kilo mermer tozu koyduk. Evet. 8 kilo tuz koyduk. 10 kilo vitamin koyduk. 200 kilo ayçiçek küspesi koyduk. 230 kilo arpa, 235 kilo mısır, 200 kilo kepek, 100 kilo razmol. Evet. Bu bizim bir tonluk bir yemimiz oldu. Evet. Bir ton yemde proteinimiz 14,5-15 arası. Evet. Doğru mu? 14,5-15 arası bir protein yakaladık. Tamam, burada, enerjiyi de hesaplayalım. Burada enerji hesabı kaldı geriye. Enerji hesabı. Hesaplayalım beraber. 200 kilo ayçiçekteki enerji miktarı. Yaklaşık olarak 2200-2400 enerjidir. 200-2400 dersek... 2400 enerji. 2400 dersek 4800 enerji, 440, 480 enerji gelir orada. Yani bunu da şöyle hesaplıyoruz. 2400 çarpı 200 kilo. Evet. Bizim ayçiçek koyduğumuz 200 kiloydu. Bir ton hesabından gidiyoruz. Bir ton hesabından gidiyoruz. 200 çarpı 2400, 4800 yapar. 480. 480 enerji oradan geliyor. 480 enerjiyi 200 kilo ayçiçek küspesinden yakaladık. Evet. Arpada enerjiyi nasıl hesaplıyoruz? Arpada 2700 enerji, 2750 enerji var. Evet. 2750 çarpı hemen 200 dersek asıra yapalım. 275, 400, 500, şöyle 50, yapalım. 530 kilo arpamız var. Heh. Çarpı 2700 enerjimiz var. 620 enerji yapar. Tamam. 620 enerjiyi arpada yakaladık. Tamam. Mısır'da? Mısır'da 3000 enerjimiz var. 3000 enerji çarpı 235 kilo, doğru mu? Evet. 3000 çarpı 235. 700 enerjiyi de Mısır'da yakaladık. Evet. Kepekteki enerji miktarı. Yaklaşık olarak 2000-2100. 2000 olsa 2000 çarpı 200, 400 enerji. Evet. Razmol'da? Yaklaşık olarak 2700-2600 civarında enerji vardır. 2700 olsa 100 kiloda 260 enerji. Evet. Şimdi bunları topluyoruz hep beraber. 480 ayçiçek küspesinin enerjisi. Hı hı. 620 arpanın enerjisi. 700 mısırın enerjisi. 400 kepeğin enerjisi. 260 razmolun. 2468, 2500 enerji. Evet. 2500 enerji yakaladık. Besi için yeterli mi? Besi için 2600'e çıkmanız lazım. Orada da ne yaparsınız? Kepekle arpadan biraz kısarsınız. Arpayla mısıra yüklendiğiniz zaman 2600 enerjiyi çok rahat bulursunuz. Tamam. 2600 enerjiyi bulabilmemiz için kepeği biraz arttırıp arpayı biraz azaltıp arpayı biraz yükselteceğiz. Arpayı mısırı yükseltmek lazım. Tamam. Şimdi biz yem kalitemiz birinci sınıf bir yem yaptık. Ya biz bu rasyonu yaparken tabii spontan bir şekilde yapıyoruz. Yani evet. Hesaplama mantığıyla. Maliyet hesabı çarpmak adına. Bu evet. 50 kilo birini fazlalaştırırsın, birini düşürürsün. Bunu o maliyet, çok rahat yapabilir. O maliyetlerde de bir şeyi fazla düşürüp kaldırmaz. Hı-hı. Şimdi biz burada şeye gelirsek, bu bir ton yemin maliyetine gelirsek. Evet. Biz 200 kilo ayçiçeğini 7 liradan alırsak, 200 kilo ayçiçek 1400 lira yapar. 200 çarpı 7, 1400 lira. 200 kilo arpa eşittir. 230 kilo arpa. 230 çarpı 8200. 1890 lirada arpa maliyetimiz. Evet. Mısır maliyetimiz 235 çarpı 7500 eşittir. 1750 lira bizim mısır maliyetimiz, 235 kilo. Kepek maliyetimiz 5 liraydı, 200 kilo koyduk. 200 kilo kepek 1000 lira. 100 kilo razmol 1100 lira. 200 kilo kepek razmol 600 lira yapar, 100 kilo razmol. Razmolu 6000 liradan hesapladım. Aslında biraz da pahalı hesapladım.
Muzaffer Bey, şimdi mermer tozu ve tuz aslında bir maliyet değil bunların içerisinde. Yani 18 evet. kiloyu koyduğun zaman 36 kuruş falan yapar. O da bir maliyet değildir. Ama yine de oraya bir maliyet koymanız lazım. Evet, bunun maliyetini de hesaplayıp ondan sonra reklam arasına gidelim. Onlara maliyet koymuyorum. Yani vitamindir, şudur budur, hepsine bir 200 lira yasak olur mu? Olabilir. 200 lira diğer ürünler diyelim. Diğer ürünler. Şimdi bizim toplam maliyetimize geliyoruz. 1400 lira ayçiçek, 1890 arpa, 1750 mısır, 1000 lira kepek, 600 lira razmol, diğer ürünler 200 lira. Toplam maliyetimiz 5940 lira burada. Burada enerji ve işçilik, yani elektrik maliyeti ve burada işçilik maliyeti yoktur. Var. Şu şeyde var. 200 lirayı koyduktan sonra ekstra şeyi koymamız lazım. Vitaminin maliyetini. Hı hı. Vitamin maliyeti biraz daha yüksek. Bunu tekrar hesabı beraber yapalım mı? Tamam. Şimdi yaklaşık olarak 7 liraya şey aldınız. Evet. 7 liradan 200 liraya bir ton hesabıyla yapıyoruz ya. Evet. Oradan şey yaptığınız zaman... Şimdi biz bir reklam arası verelim. Tamam. Reklam arasından sonra bunu tekrar yeniden bir maliyet hesabı yapalım. Tamam. Tamam. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Evet. Tekrar birlikteyiz. Reklam arasında da Muzaffer Bey'le tekrar maliyetleri bir hesap makinesini elimize alarak hesapladık tek tek. Bunu böyle açıklayıcı vermemin sebebi konunun birebir anlanması. Şimdi bize evet. bazen böyle yem rasyonunu anlatıyorlar. İşte Türkçe, İngilizce karıştırarak anlatıyorlar. Bazı yerleri anlayamıyoruz. Gramı anlayamıyoruz. Şimdi biz bir ton yemin içerisinde 200 kilo ayçiçek kullandık. 200 kilo ayçiçeğin bize maliyeti 1400 lira. 230 kilo arpa kullandık. 230 kilo arpanın bize maliyeti 1900 lira. 235 kilo mısır koyduk. Bize maliyeti 1780 lira. 200 kilo kepek koyduk. Maliyeti 1000 lira. 100 kilo razmol koyduk, maliyeti 600 kuruş, 600 TL. Diğer ürünler dediğimiz mermer tozu koyduk, tuz koyduk. Bunların maliyeti de 200 lira bize. Onu fazlasıyla koyduk. Fazlasıyla koyduk. Aslında bunun maliyeti 50 liradır belki de. Çünkü 18 kiloyu 1 lira hesapladım, 18 lira yapar. Aslında bu 50 liralık bir maliyet. Biz onu biraz yüksek hesapladık. 50 lira bizim tuz ve mermer tozu maliyetimiz var. 300 lira da dediğimiz o vitaminleri, hazır vitaminleri alırsak, bunu da hayvan başı 100 gram kullanırsak, hem hayvanın sağlığını korumuş oluruz, hem hayvanın et kalitesini yükseltmiş oluruz. Evet. Hem de hayvanın içindeki mayalarla, toksin tutucularla hayvanı daha rahat geviş getirmesini de sağlarız. Daha rahat bir hayat yaşamasını kesime kadar sağlamış oluruz. Bunların da toplam bize maliyeti 7050 lira. 7050 lira. Evet. 150 lira mermer tozundan düştüğüm için 7200, 7050 lira oldu. Şimdi biz bir ton yemin maliyeti bize 7000 lira. Biz bu 7000 lirayı 20'ye böldüğümüz zaman çuvalı bize 350 liraya gelir. Evet. Yani biz bir çuval yemi 350 TL'ye mal ettik. Şimdi arkadaşlar burada 350 liraya mal etmekle de kalmıyoruz. Bizim şu anda fabrikaların bize verdiği fiyat 450 lira ile 550 lira arası. Bakın ben size burada çok önemli bir bilgi vereceğim. Ben yıllardır yemi kendim yaptım, hazır yemi. Kullanmadım. Hazır yem kullanmadım. Yemi kendim yaptım. Ben yemin çuvalını şu anda 350 TL'ye mal ediyorum. Doğru mu Muzaffer Bey? Evet. Bu 350 liraya mal ettiğim yemin farklı bir özelliği de var. Şimdi Muzaffer Bey belki orada katılır, belki katılmaz ama sonuçta Muzaffer Bey yıllarca yem üretmiş, fabrikalarda çalışmış. Bugün kalkıp da o fabrikalarla ilgili burada yanlış bir şey kullanmamaya özen gösteriyor aslında. Ama ben kullanacağım. Şimdi 350 liraya benim mal ettiğim yemin çuvalını diğer besici arkadaşlar gidiyorlar 500 liraya alıyorlar. Vadeli alıyorlar 500 liraya. 500 liraya alan arkadaş bu 500 liraya da kalmıyor. Şimdi ben hayvanlarıma ortalama günlük 8 kilo yem veriyorum. Evet. Bu 8 kilo yemle ortalama canlı ağırlığım 1 kilo 900 gram. Ama benim hayvanlarım ithal hayvanlar değil. Ben Kars, Ağrı, Erzurum'dan kalitesi yüksek, genetiği yüksek hayvanlar alıyorum. Bunları kurban Mera'dan bayramında... Mera'dan gelmiş. Mera'dan gelmiş.
Kurban Bayramı'na hazırlıyorum ben bu hayvanları. Benim işim kurban işi. Evet. Şimdi ben ortalama canlı kiloda 1 kilo 900 gram alıyorum. Bu yapmış olduğumuz yemden günde 8 kilo veriyorum. Tabii bu getirdiğim günden 8 kilo değil. 2 kilolardan başlıyoruz. Bir 45 günün sonunda veya 2 ayın sonunda 8 kiloya çıkmış oluyorum Muzaffer abi. Evet. Onu son 2 ay kala 10 kiloya kadar çıkıyorum. Bu 350 liraya aldığım yemden 8 kilo veriyorum. 1 kilo 900 gram canlı ağırlık alıyorum. Fabrika yemini yıllarca denedim. 500 kilo 500 liraya aldığım fabrika yemi 500 liraya aldığım fabrika yeminden günde 11 kilo ile 12 kilo arası verdim Muzaffer abi. Aldığım canlı ağırlık 1 kilo 640 gramdı. Bunu birebir maliyet hesabıyla ben yaptım. Evet. Yani şunu söylüyorum. Sizin 350 liraya üretmiş olduğunuz kendi yeminiz, içinde ne olduğunu bildiğiniz ve bu ürünü 9 ay besi yapıyorsak 9 ay aynı kaliteyle götürüyoruz. Hayvanda da bir yem değişikliği yapmadan götürüyoruz. Ham madde değişikliği yok. Ham madde değişikliği yok. Bence hayvanın sağlığını koruyarak gidiyorum. Yemimi değiştirmiyorum. Sonunda 350 liraya ben mal ediyorum. 500 liraya Muzaffer abi mal ediyor. O günde 11-12 kilo yem veriyor. Ben günde 8 kilo yem veriyorum. Ben günde 1 kilo 900 gram canlı ağırlık alıyorum. Muzaffer abi 1 kilo 650 gram canlı ağırlık alıyor. Benim 350 liraya üretmiş olduğum yem bu şartlarda bana 225 liraya gelmiş oluyor. Evet. 225 liraya benim aldığım yemi sen 500 liraya alıyorsun. Onun için benim besici arkadaşlardan özellikle isteğim, eğer kendi yemini üretemeyeceksen bu işi yapma kardeşim. Bu işin formülasyonu budur. Bize yem pişmiş olarak geliyor Muzaffer abi. Evet. Isıl işlem görmüş yem geliyor bize. Palet halinde geliyor. Ben yemin içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Fabrika sahibi ne kadar güvenli olursa olsun abi, benim hayvanımı benim kadar düşünemez. Bu hayatın acı ama gerçekleri. Bugün et fiyatının yükselmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi yem fabrikası sahiplerinin denetlenmemesi. Ben buradan Tarım Bakanı'na da sesleniyorum. Ben özellikle bu son 15 gündür yem fabrikası sahiplerine çok kızgınım. Yem fiyatları, ham madde fiyatları düşüyor. Yem fiyatlarını düşürmüyorlar. Yem fiyatlarına 1 lira zam geliyor, 3 lira zam koymasını biliyorlar. Bugün Türkiye'nin en büyük işletme sahipleri yem fabrikası sahipleri. Artık halka açılıyorlar, devasa fabrikalar kuruyorlar, yurt dışına açılıyorlar, biliyor musun? Evet. Şimdi ben özellikle besici arkadaşlar, süt konusuna geldiğimiz zaman eğer gerçekten sütte de böyle hazır kendi yemimizi yapabilecek imkan varsa, Muzaffer Bey derse ki sütte de bunu yaparsak süt verimini arttırırız, orada konuşurum. Ama sütle ilgili benim bir bilgim yok. Onun yemini hazır yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Çok onu rahat yaparız. Yapar mıyız? Yaparız. O zaman önümüzdeki haftaki programda da süt yemini yapmayı konuşuruz ve inekçiliğe geçtiğimiz zaman. Ama Türkiye'de bizim et fiyatını düşürebilmemiz için, besicinin para kazanabilmesi için, maliyetleri düşürebilmemiz için özellikle yem. Yemle beraber daha önce konuştuğumuz konu var. Bakın, buzağı ölümlerinin aşağı çekilmesi. Onunla bunun ilgili üzerine... bakanlık yeni bir açıklama yaptı Tarım Bakanı. Hı hı. İki gün önce Tarım Bakanımız 5 yıllık hayvancılıkla ilgili bir yol haritası çizdi. Evet. O yol haritasında genetiğin değiştirilmesi, tohumlama, aşılama, buzağı büyütmeye büyük destekler vermeye başladılar. Yani bugün buzağda sadece buzağı kendin doğurtup kesime kadarki süreyi tamamlarsan hakikaten iyi destekler verdiler. Evet. Yani buzağı başı 7 bin liraya yakın bir para alacak. Onu yetiştiren adam. Ayrıyeten kesimde de bir para alacak. Yani buzağının ölümünü şey yapmamak için. Şimdi buzağlarda en çok ölüm neden gerçekleşiyor biliyor musun abi? Şimdi ben bunu aslında Tarım Bakanlığı'nın da bu konuda şey olması lazım. Şöyle abi. Şimdi Trakya'da çiftlikler var. İnek çiftlikleri. Bir iki tanesini gittim gezdim. Şimdi oralarda buzakları beslemiyorlar abi. Buzak 10 günlük, 20 günlük olduğu zaman direktmen satılıyor. Evet. Şimdi buzağı işletmeden, farklı bir işletmeye gittiği zaman yolda, bindiği arabada, indiği işletmede her türlü hastalığa maruz kalabiliyor. Evet. Şimdi aslında bakanlığın bununla ilgili de bir, şimdi 20 buzağa kadar bir destekleme açıkladılar. Ben bakanlıktan şunu aslında yapmasını isterdim. Büyük baş yapan, yani süt besiciliği yapan bu binbaşlık bir işletme de olur.
100 başlık bir işletme de olur, 20 başlık. 20'ye verdiğimizi 1000'e de vermemiz lazım ki o işletme buzağısını satmasın. Buzağı yer değiştiği zaman sıkıntı yaşıyor. Sütü değişiyor. Ortam değişiyor. Bir arabaya biniyor, bir arabadan iniyor. Hatta bunları alıp pazarlara götürüp pazarlarda satanlar oluyor. Pazarlara her türlü hastalığa bulaşabiliyor bu hayvanlar. Pazar hastalıkları. Pazar hastalıkları var. Bence bakanlığın şunu yapması lazım. O 20 taneye kadar olan buzağı desteğini bence 1000'li 2000'li işletmelere kadar çıkartmaları lazım. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Doğumda değil. Doğumdan kesime kadar aynı işletmede kalmak şartıyla o 20 hayvana verdiğiniz 7000 lira desteği 1000 buzağıya da vermeniz lazım. Ki o buzağı o işletmeden çıkmasın. Hatta o işletmelerde ben imkan varsa desteklemeyi biraz daha arttırıp o işletmede kesilirse veya o işletmede tohumlanıp doğurabilirse inek ona da farklı bir destekleme verdirtirim. Ki o büyük işletmeler süt maliyetlerinden dolayı buzağları satmasınlar. Çünkü işletmede inek 25 kilo süt veriyorsa 10 kilosu buzağıya gidiyor. İşletme sahibi de haliyle buzağıyı satıp sütü paraya çeviriyor. Evet. Bu aslında Türkiye'nin kanayan yaralarından bir tanesi. Biz bunların önüne geçersek biz 3. senenin sonunda bugün 600 bin tane besilik dana ithalatı gerçekleştireceğiz ya abi. Evet. Biz 6 ay sonra 3 sene sonra ekstradan 1000 tane zaten dana sahibi oluruz her yıl. Evet. Biz bunu inşallah başaracağız ama benim besicilerden özellikle kurban işi yapanlardan isteğim üretebildiğiniz kadar yeminizi kendiniz üretin. Maliyetleri düşünün. Kaliteli bir yem üretin. Kendi yeminizle beraber daha ucuz maliyetli besicilik yapıp daha ya ben etin pahalanması hakikaten beni çok üzüyor abi. Vallahi ama kazanan üzülüyor. Sizsiniz. Parayı kazanan benim abi. Şimdi mesela ete diyelim ki son bir haftadır %15-16 bir zam geldi. Evet. Şimdi burada kazanan kim? Benim abi. Ben üreten sizsiniz. Ben bu işten çok büyük para kazanırım. Ama benim para kazanmam önemli değil abi. Biz bunu bizim para kazanmamızı bir kenara bırak. Bunu yiyen insan sayısını her geçen gün düşürüyoruz. Gece 3'te insanlar et balık kurumunun önünde et kuyruğuna giriyor. Bu vicdanları yaralıyor. Tamam mı abi? Bu evet. Biz bunun önüne geçmeyiz. Biz bunu devlet olarak önlem... Bak bir sadece yemde bir maliyet hesabı yapıp %50 yemi düşürebilsek etin fiyatına %30 yansır abi. Evet. Bunu başarmamız lazım. Bugün çok konuştum abi. İşte burada iki tane konudan bahsedeyim. Özellikle buzağı konusuna gelince mutlaka bahsedeceğiz de buzağı ölümleriyle birlikte ölüme sebep olan etmenleri nasıl gideririz? Bir de buzağlara ortalama 4 ila 5 litre civarında süt içiriyoruz günlük. Evet. Bu sütü eğer imkanımız varsa, hazırlama imkanımız varsa bir sütü 37 derece 38 derece civarında içirmek birincisi bu. İkincisi de eğer imkanımız varsa mama içirmek. Çünkü sütün kompozisyonu buzağa doğduğundan itibaren annenin ürettiği sütün kompozisyonu sürekli incelir, düşer. Hayvan evet. ihtiyacını karşılayamaz, hayvan performansını belli bir yerde tutamaz. Ama mamada ise bunu sürekli ama kaliteli bir mamayı kastediyorum. Sürekli eğer 37-38 derecede hayvana içirebilirseniz bunu da hayvanın başı gırtlak şöyle annesini emer gibi yukarı çıkıp evet. orada işkembeye dökülmeden çünkü işkembeye döküldüğü anda o süt de mama da ishal yapar. Hayvanı ölüme kadar götürür. Bunun üzerine durmamız lazım. Buzağı ölümlerinin sebepleri içerisinde bunu mutlaka işleyeceğiz. Şimdiden de mevcut üreticilerimiz bunu izliyorsa bu programa lütfen dikkat etsinler. Evet. Bir de demin bahsettiğimiz şey de enerji protein dengesini arttırabilmek için razmolla kepekten biraz kısıp mısırla arpayı biraz arttırmak şeklinde söylemek isterken arpayla kepeği kısıp ondan sonra mısırı arttıralım tamam, diye konuşmuş olduk. En azından bunu düzeltelim. İnsanlar şöyle düşünsün. Mevcut enerji kaynaklarını yükseltmek istiyorsak enerji değeri yüksek ürünleri yukarıya çıkardığımızda enerji otomatikman yükselir. Protein de diğer yan konular dediğimiz kepek, razmol vesaire gibi ürünleri de azaltır da diğerlerine protein kaynaklarına dokunmazsak protein de fazla azaltmamış oluruz. Evet. Bu akşamlık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
başka konularla. Yine sormak istediğiniz sorular olursa yorum bölümüne yazarsınız. Muzaffer Bey'e ya bunları sorar, sizi aydınlatırız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz herkese.